Nereden? Şuradan. Ama her iş sevilerek yapılırsa zorluk büyük ölçüde aşılır. Önemli olan bu işe konsantre olmak, işin hakkını vermek o zaman bir sorun kalmış oluyor. Yani. Başka sorunlar niyetli bu. Eyvallah. Bu iş zor. Evet. Hayatın zorluğu var. Emeğin karşılığını alırsan bu iş olur. Alamazsın. Bu iş yine zor. Emekler ve maddiyete bakıyor. Biraz inşaat işlerinde durgunluk var. Onu da söylüyorlar. Çok pahalı. Maliyetler pahalı. Maliyetler pahalı. Başarım. Ya bugün Diyarbakır'dan birisi geldi. Orada aynı zamanda sanayici kendisi. Diyarbakır'daki daire fiyatları 4 milyonu geçti dedi. Çok sıkıntı. Asgari ücret markete girdin. Sen bir normal alışveriş yapsa 400-500 liradan aşağı markette çıkamıyorsun. Onda istediği her bir şeyi alıp götüremiyor evde çoluğuna çocuğuna. Bunun düzelmesinin bir yolu var mı acaba? Var var. Mesela başkanım inşallah bizi onu bekliyoruz. Bir devleti sağlıklı yönetmeniz için önce planlama yapmanız lazım. Gelirim nedir? Giderim nedir? Hangi yatırımı yapacağım? İstihdam nasıl yaratacağım? Yeni çünkü arkadan bir genç ordusu geldi. Bunların da işi olması lazım, gücü olması lazım. Bir planlama yapmanız lazım. Siz de planlama yapıyorsunuz. Devletin bir özelliği var. Devlet yıllık olmanın dışında 10 yıllık, 15 yıllık hatta gelişmiş ülkeler 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlama yaparlar. Ve bu planlarını her yıl revize ederler. Dünyada bir gelişim oldu. Ona göre revize ederler. Bize de böyle bir kuruluş vardı. Adı Devlet Planlama Teşkilatı. Kapattılar. Yok böyle bir şey. Şimdi siz gelirinizi, giderinizi denk etmezseniz, borç alıyorsanız o borcun faizi gelince ne kadar ödeyeceğim demezseniz, çiftçiyi üretimden koparırsanız, çiftçi ne yapıyor? Gübreye zam veriyorsun. Niçin? Gübre fabrikalarını sattı, hepsini özelleştirdi. Niye sattı? Hadi Allah kabul etsin. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun çözülür. Türkiye'nin yeniden üretim zihniyeti içine girmesi lazım. Her alanda üretim yapmak zorundayız. Gelir dağılımının dengeli olması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde konteynerden yüksek toplar. Biz çiftçiyiz. Şurada hepimiz çiftçiyiz. Mesela geliriz burada çalıştığımız zaman anne baba köyde. Öyle. Yani şimdi bugün mesela un olmuş 500 milyon evet. Ama buğday para etmiyor. Gübre evet. Olmuş torbası 400 milyon. Bu sene gübre ekilmiyor. Evet. 640 milyon. Evet. Yani. Devleti kuranlar ne yapmışlar? Bu devleti kuranlar çok sağlam temeller üzerine inşa etmişler. Çiftçiye demişler ki buğdayı üret. Senin zarar etmeyen, çiftçinin zarar etmeyeceği şekilde diyor ki sen buğdayı üret. Eğer tüccar düşük fiyata alırsa toprak mahsulleri olarak evet. Ben alacağım devlet. Senin sana zarar ettirmeyeceğim. Fındık, fisko birliği kurmuş. Eğer ektiğin, alın terinin, ürettiğinin karşılığını alamıyorsan fisko birliği olarak ben alacağım diyor. Senin zarar ettirmeyeceğim diyor. Bu kurumlar tamamen yok ediyor. Yani. Sıkıntı oradan başlıyor. Benim amcamın, affedersin, 150 tane koyunu var, 2 tane oğlu var. Şimdi koyun otlatmaya adamı yok. Amcama bir şey olsa
Tavar kaldı affedersin. Şimdi gençler buraya geliyor, burada iş yok. İlköy'e gidiyor, aynı öyle. Şimdi bugün bir ev kirası olmuş, 1,5-2 milyar. Ondan sonra faturalar geliyor, 300-400'den aşağı fatura yok. İngiltere'de hukuk okuduktan sonra doktorasını yapan avukat şu anda Türkiye'de işsiz. Evet. Avukat. İşsiz yani. Geliyor bana diyor ki, bana bir iş bulur musun? Şimdi bu anne baba bu çocuğu, bu evladı nasıl yetiştiriyor? Hangi fedakarlıklara katlanıyor? Londra'ya göndermiş, İngilizce hukuku okumuş, doktorasını yapmış, gelmiş Türkiye'ye, iş bulamıyor. Üretirsin, çiftçiye zarar ettirmeyeceksin. Çiftçi zarar ederse ekmez. Ekmez, aç kalır. Adam diye borç duysun diyor ya, ben ne yapayım diyor borç. Hani... Kızdan borç para alıyorum, 5 bin lira, çıkıyorum pazara, diyorum ki cebimde 5 bin lira para var. Ama o para bana ait değil çünkü bir süre sonra o parayı geri ödeyeceğim. Merkez Bankası'na 1 sent bile bugün eksik 43 milyar dolar, yani dışarıdan aldığımız paranın değil, 43 milyar dolar. Bizden 43 milyar dolar ödeyeceğiz, bir de ayrıca dolarımız olacak. E yok. Niye biz 128 milyar dolar nereye gitti diye soruyor. Bizim paramız yani, bu milletin parası. Buharlaştı. Nereye gitti belli değil. Şimdi Merkez Bankası'na diyorlar ki kağıt, para bas diyorlar. E para basınca karşılık. Karşılık yok. Bu sefer fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette. Çığırından çıkmış vaziyette. Bir de şu var. Şimdi devlette işi eline teslim edeceksin. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Diyelim ki musluğu takıyorsunuz. Şunu deseniz bana. Ya sen de üniversiteyi bitirdin kardeşim. Gel şu fayansı şuraya bir yap deseniz. Ben yapamam. Bu işi fayans ustası yapar. İşi evrene teslim etmek gibi bizim temel inancımızda da işin felsefesinde de bu var.